Dante, İlahi Komedya, Cehennem. Birinci manzume. Dante farkında olmadan karanlık ve vahşi bir ormanda kaybolmuştur. Yıl 1300, vakit 7 Nisan kutsal Perşembe gününü 8 Nisan kutsal Cuma gününe bağlayan gece. Pazara Paskalya, gökte Dolunay. Dante'nin içinde kaybolduğu orman sembolik bir anlam taşıyor. Dante Tanrı'yı unutmuş, uçarı bir ömür sürmeye koyulmuş, günah işlemiştir. Ve işte şimdi de bu günahlar ormanından kurtulmak için çırpınıp durmaktadır. Doğru yoldan ayrılıp böyle bir ormanda kaybolan Dante'yi sadece Dante olarak değil, en geniş anlamıyla tüm insanlığın, en başta da şairin yaşadığı devirdeki insanların sembolü, temsilcisi olarak almak lazımdır. Ormanda geçen müthiş geceden sonra nihayet gün doğmuş, ümit de ilk gün ışıklarıyla birlikte şairin kalbinde yeniden belirmiştir. Dante ormandan kaçmak, insanlara her yerde doğru yolu gösteren güneşin aydınlattığı bir tepeye çıkmak istiyor. Ama ne mümkün. Üç yırtıcı canavar, bir pars, bir aslan ve bir dişi kurt önüne çıkmış ve yolunu kesmişlerdir. Bu üç canavarı da asıl anlamlarında değil, sembolik anlamlarında almalıdır. Pars uçarılığı, aslan büyüklenmeyi, dişi kurt ise hırs ve tamahta dahil en geniş anlamıyla cimriliği temsil etmektedir. Mutluluk tepesine ulaşma ümitlerinin suya düştüğü bir anda Dante'nin karşısında bir görüntü beliriyor. Bu, Vergilius'un görüntüsüdür. Burada büyük Latin şairinin ifade ettiği anlam da semboliktir. Vergilius aklın çeşit çeşit tutkuların üstüne çıkmış, kötülüklerden uzak mantığın sembolüdür. Bir başka anlamı daha var. O da felsefe bilgelerinin gösterdiği yolda yürüyerek insanlığı dünya üzerindeki mutluluğa ulaştıracak olan dünya işlerini düzenlemekle görevli devlet otoritesidir. Bu otorite henüz kurulmamış olmakla beraber kurulması gecikmeyecektir. Tazı dünyayı, insanlığı perişan eden hırsın, tamahın elinden kurtaracaktır. Bu vakit uzak değildir. Vergilius bir başka deyişle mantık böyle söylüyor. Ancak bu oluncaya kadar da eğer Dante o üç yırtıcı hayvanın eline düşmek istemiyorsa başka bir yoldan selamete ulaşmalıdır. Bu da cehennem, Araf ve cennet yolculuğunu gerçekleştirmekle mümkündür. Rehberi Vergilius olacak. Cehenneme, oradan da Araf onunla birlikte gidecektir. Cennet yolculuğu için insan akıl ve mantığı yeterli değildir. Bu yüzden Vergilius orada rehberlik görevini Beatrica'ya, teolojiye devrederek ayrılacaktır. Dante bu öneriyi memnunlukla kabul etmiştir. Zaten yapılacak başka bir şey de yoktur. Bunun üzerine Vergilius yürümeye başlar. Dante de peşinden gider. Böylece iki şairin ahiret yolculuğu başlamış olur. Hayat yolumuzun yarısında kendimi karanlık bir ormanda buldum. Çünkü doğru yoldan ayrılmıştım. Heyhat, her hatırlayışımda korkumu tazeleyen bu vahşi, sarp ve çetin ormandan bahsetmek öylesine güç ki. Bu öyle bir şey ki ölüm hiç de daha acı değildir. Fakat orada bulduğum nimeti anlatmak için gördüğüm başka şeylerden söz edeceğim. Doğru yoldan ayrıldığım sırada öylesine uyku bastırmıştı ki ormana nasıl girdim pek iyi bilemiyorum. Yüreğime dehşet salan bu vadinin son bulduğu bir tepenin eteğine varınca başımı kaldırdım ve insanlara her yerde doğru yolu gösteren gezegenin ışıkları ile doğrunun aydınlanmış olduğunu gördüm. Büyük bir heyecan içerisinde geçirmiş olduğum bütün gece kalbimde süren korku o zaman biraz yatışır gibi oldu. Denizden karaya çıkan bir kişi nasıl soluğu kesilmiş bir halde tehdit edici sulara bakarsa ben de asla canlı tek kimseye yol vermeyen geçidi seyretmek için yüreğim ürpererek döndüm, arkama baktım. Yorgun vücudumu biraz dinlendirdikten sonra ıssız yamaçta tekrar ilerlemeye başladım. O şekildeki sabit olan ayağım hep aşağıda kalıyordu. Yokuşu daha yeni tırmanmaya başlamıştım ki derisi alacalı, çevik ve çok atılgan bir Pars'la karşılaştım. Önümden çekilmiyordu ve yolumu o şekilde kesiyordu ki birkaç kez geri dönmeye niyetlendim. Şafak yeni söküyor ve güneş, tanrısal aşkın ilk olarak hareket ettirdiği bu güzel şeylerle, yıldızlarla birlikte yükseliyordu. Günün saati ve latif mevsim beni iç açıcı, derili hayvan hakkında iyi şeyler düşünmeye zorluyordu. Ancak bu ümit karşıma çıkan aslandan korkmamı engelleyecek kadar güçlü değildi. Aslan başını dikmiş,
Açlıktan gözleri dönmüş olarak üzerime geliyor gibiydi ve hava bile ondan korkuyor denilebilirdi. Ve de bir dişi kurt gördüm. Cılız haliyle her çeşit doymak bilmez istekleri yüklenmiş gibi görünüyordu ve birçok kimseyi yoksulluk içinde yaşatmıştı. Onu görünce duyduğum korku beni öylesine yeise düşürdü ki tepeye ulaşmak ümidimden eser kalmadı. Hani güle oynaya kazanan kişiler vardır. Gün gelip de biriktirdikleri paralar ellerinden gidince ağlar dururlar ve teselli bulamazlar. İşte bu yatışmak bilmeyen canavar da beni o duruma getirmişti. Üzerime geliyor ve beni yavaş yavaş güneşin sustuğu yere doğru itiyordu. Ben bu uçurumda göçüp giderken karşımda biri belirdi. Öyle biri ki uzun zaman susmakla sesi hafiflemiş gibiydi. Bu uçsuz bucaksız sahrada onu görür görmez, görüntü mü, gerçekten insan mı, her neysen bana acı diye haykırdım. O cevap verdi. İnsan değilim. Vaktiyle insandım. Anamla babam Lombardiyalıydılar. Mantova ikisinin de vatanıydı. Julius devrinde dünyaya geldim. Fakat geç kalmıştım. Büyük Augustus zamanında sahte ve yalancı tanrılar devrinde Roma'da yaşadım. Şairdim. Mağrur Alyon ateşe verdikten sonra Troy'dan gelen Ankies'in oğlunu, o adaletli adamı terennüm ettim. Fakat sen de ne diye buna üzülüyorsun? Neden her çeşit şevkin, neşenin kaynağı nedeni olan şu mutluluk tepesine çıkmıyorsun? Başım önümde cevap verdim. Demek sen Vergilius'sun. O geniş Belagat nehrini akıtan kaynaksın. Ey tüm şairlerin kıvanç duydukları ve nur olarak tanıdıkları şair. Eserlerini büyük bir aşkla derin derin okumak için verdiğim emekler bana şefaatçi olsunlar. Sen benim üstadım ve otoritemsin. Bana şeref veren üslubu ben yalnız sana borçluyum. Beni geri döndürmeye zorlayan şu hayvana bak. Ey yüce bilgin, bu canavardan koru beni. Çünkü ondan pek çok korkuyorum. Benim ağladığımı görünce dedi ki, bu vahşi yerden kurtulmak istiyorsan başka bir yol tutmalısın, diye cevap verdi. Çünkü sana çığlık attıran bu hayvan kimseyi yolu üzerinden geçirtmez ve öyle engeller icat eder ki sonunda onu öldürür. Yaratılıştan öyle fesatçı ve zalimdir ki doymak bilmeyen oburluğu asla yatışmaz ve karnı doyduktan sonra eskisinden daha açtır. Sayısızdır çiftleştiği hayvanlar. Onu işkenceler altında öldürecek olan tazının geleceği güne kadar bunların sayısı daha da artacaktır. O tazının besini toprak ya da maden değil, akıl ve hikmet, aşk ve erdem olacak. Vatanı ise feltre ile feltre arasında bulunacak. Bakire Camillia'nın, Euryalus'un, Turnus ve Nisus'un yaralanarak uğrunda canlarını verdikleri bahtsız İtalya'yı kurtaracak ve o dişi kurdu şehirden şehire kovalayacak, ta ki bir zamanlar hasidin dışarı çıkardığı cehenneme tekrar tıkılsın. Bu nedenle beni izlersen senin için daha iyi olur. Ben böyle düşünüyor ve böyle olduğuna hükmediyorum. Senin rehberin ben olacağım ve seni buradan kurtararak ümitsiz çığlıklar işiteceğin, bağırışmalarıyla ikinci ölümü çağıran eski, acı çeken ruhları göreceğin ebedi bir ülkeye götüreceğim. Daha sonra bir gün olup mutlu ruhların arasına katılacaklarını umdukları için alevler içerisinde yanmaktan memnun olanları göreceksin. Nihayet o mutlu ruhların yanına kadar çıkmak istersen seni oraya götürmeye benden daha layık bir ruh bulunacak. Ve ben seni onunla bırakıp ayrılacağım. Çünkü yukarıda saltanat süren o hükümdar kanunlarına karşı geldiğim için beldesine benim yanım sıra gelinmesini istemiyor. Her yerin hakimidir o hükümdar. Fakat asıl saltanat sürdüğü yer orasıdır. Beldesi ve yüce tahtı oradadır. Ne mutlu yanında oturmaya layık gördüğü kişiye. Ben dedim ki, şair, senin tanımadığın o tanrı aşkına yalvarırım sana. Tek bu tehlikeden ve beterinden kurtulayım da beni al dediğin yere götür. Aziz Petrus'un kapısını ve çok acı çektiklerini söylediğin yaratıkları göreyim. Bunun üzerine yürümeye başladı. Ben de peşinden gittim. İkinci manzume. Henüz yeryüzündeyiz. Akşam olmaktadır. Dante, Vergilius'ta sabahın ilk saatlerinde karşılaştığına göre iki şair bir hayli yol yürümüş olmalıdırlar. Bu süre içinde nerelerden geçtiler, neler konuştular, tabii bilmeye imkan yok. Şimdi hava iyiden iyiye kararmıştır. Dante de sabahki iyimserlikten eser yoktur. Enine boyuna düşünüp taşınmış, atılmak üzere olduğu serüvenin güçlükleri karşısında cesareti kırılmış ve cehennem yolculuğundan vazgeçmiştir.
Üstü kapalı bir şekilde korkularından, kaygı ve kuşkularından söz etmesi üzerine Vergilius onu yatıştırmak istiyor. Dante kendisini bir rastlantı eseri karşısında bulmamıştır. Hazreti Meryem, Azize Lucia ve Beatrica, Tanrı'nın bu üç sevgili kulu Dante'nin geleceğinden kaygılanmaya başlamışlar. Dante'ye yardım etsin diye Vergilius'u bizzat Beatrica göndermiş. Bu teşvik karşısında Dante kırılan kuvvet ve cesaretini yeniden topluyor ve iki şair birlikte cehenneme doğru yol almaya başlıyorlar. 8 Nisan 1300, Kutsal Cuma günü, akşam vakti. Gün batıyor ve havanın kararmasıyla yeryüzündeki yaratıkların işleri de sona eriyordu. Ve ben yanılmayan belleğimin anlatacağı yolculuğun ve merhametin güçlüklerine tek başıma göğüs gelmeye hazırlanıyordum. Ey esin perileri ve hey yüce deha, bana yardım edin. Ey gördüklerimin üstüne kazıyan bellek, asaletim burada belli olacak. Söze şöyle başladım. Ey rehberim olan şair, beni bu çetin işe sokmadan sana sına bir kez bakalım gerektiği kadar cesur muyum? Silvius'un babası diyorsun, ebediyet diyarına canlı olarak etiyle, kemiğiyle gitmiştir. Bütün fenalıkların düşmanı, onun gerçekleştirmek istediği tasavvurlarını, bunların niteliğini göz önüne alarak ona arka olduğu ise bu sağduyu sahibi hiçbir kimseyi şaşırtmaz. Çünkü o aşağılaca Yüce Roma'nın ve Roma İmparatorluğu'nun babası olarak seçilmiş bir kişiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse Roma'da Roma İmparatorluğu Büyük Petrus'un ardılı tarafından işgal edilsin diye kutsal makam olarak kurulmuşlardı. Yolculuğundan ötürü övdüğün kişinin yolculuğu sırasında işittiği şeyler zafere ulaşmasında ve papalık iktidarının kurulmasında etken oldular. Daha sonra Vas Electionis selamet yoluna atılması gereken ilk adım olan inancımızı pekiştirmek amacıyla oraya gitti. Ya ben oraya ne sıfatla gidiyorum? Buna kim izin veriyor? Ben ne Aeneas'ım ne de Pavlus. Böyle bir şeye layık olduğuma başkaları gibi kendim de inanmam. Oraya gitmeye razı olursam bunun çılgınca bir davranış olmasından korkarım. Sen olgun bir kişisin. Ne demek istediğimi benim söylediğimden daha iyi anlarsın. Önceden istediği şeyden sonradan vazgeçen ve yeni yeni düşüncelerin etkisiyle fikrinden dönerek daha başlangıçta o işten elini eteğini çekiveren bir kişi gibi o karanlık dağ eteğinde ben de aynı şeyi yaptım. Enine boyuna düşündüm ve ilk anda hemen yapmaya karar verdiğim işten caydım. O gönlü yüce görüntü cevap verdi. Sözlerini iyi anlayabildimse korku senin ruhuna bürümüş. Çokluk korku insanı o duruma getirir ki bir hayvanın iyi göremediği için ürkmesi gibi şerefli bir işe girişmekten onu alıkoyar. Bu kaygıdan kurtulasın diye buraya niçin geldim ve sana acıdığım o ilk anda neler öğrendim anlatayım da dinle. Sallantıda olanlar arasındayım. Beni bir kadın çağırdı. Bu öyle güzel, öyle nurlu bir kadındı ki emirlerini bildirmesini rica ettim. Gözleri yıldızdan daha parlaktı. Tatlı ve sade bir şekilde o melek sesiyle kendi dilinde bana şöyle dedi. Ünü hala yeryüzünde süren ve dünyalar durdukça da sürecek olan sevimli Mantovalı ruh. Talihin dostu olmayan arkadaşım, ıssız yamaçta yolunun üzerine çıkan bir engelle karşılaştı. Korkusundan geri dönüyor. Cennette hakkında işittiklerime bakılırsa korkarım yolunu büsbütün şaşırmış olmasın. Çünkü yardımına koşmakta geç kaldım. Hadi git, güzel sözlerinle kurtulması için ne gerekiyorsa yap ve ona yardım et ki gönlüm rahat etsin. Ben Beatrica'yım, benim seni gönderen, geri dönmek için can attığım bir yerden geliyorum. Beni buraya gönderen, bana bu sözleri söyleyen aşktır. Tanrımın huzuruna çıktığım zaman ona senin için sık sık şefaatte bulunacağım. Böyle diyerek sustu. Ben cevap vermedim. Ey Erdem Sultanı, ey insan soyunu, göklerin en dar küresinin içerikleri üstüne çıkaran tek kadın. Emrini seve seve kabul ediyorum. O denli seve seve ki şu anda isteğini yerine getirmiş bile olsam yine de geciktiğime hükmederim. İsteğin neyse söyle bana. Başka şeye gerek yok. Bana yalnız şu kadar söyle. Dönmek için can attığın o yüce yerden seni çekinmeden bu uçuruma inmeye zorlayan neden nedir? O cevap verdi. Madem ki meselenin aslını öğrenmek istiyorsun, buraya çekinmeden inişimin nedenini anlatayım sana. İnsan yalnız başkalarına dokunacak şeylerden korkmalıdır, ötekilerden değil. Çünkü bunlar korkulacak şeyler değildir. Ben Tanrı'nın inayetiyle öyle bir mertebeye erdim ki
Sizin sefaletinizin zararı dokunmuyor bana. Bu yangının alevi üstüme saldırmıyor. Durağı cennet olan soylu bir kadın, seni kaldırasın diye gönderdiğim engelden dolayı öylesine yerindi ki müthiş göksel karar değiştirildi. Lucia'yı yanına çağırdı. Dedi ki, senin sadık benden, şu anda senden yardım istiyor. Onu senin himayene bırakıyorum. Zalimlerin düşmanı olan Lucia yürüdü. Ben eski Rachel'in yanında oturuyordum. Geldi, beni orada buldu ve dedi ki, Beatrica Tanrı'yı gerçekten öven yaratık. Neden? Sana layık olabilmek için seni vasat insanlardan ayrılacak kadar seven adamın yardımına koşmuyorsun. İniltilerinin acıklı çığırışlarını duymuyor musun? Denizlerden daha tehlikeli olan azgın nehrin kıyısında ölümle nasıl pençeleşiyor, görmüyor musun? Bu sözleri işitince öyle seyirttim ki yeryüzünde yararları peşinde koşan ya da zarardan kaçan hiç kimse asla benim kadar acele etmemiştir. Sana ve seni dinleyenlere şeref veren soylu kelamına güvendim. Cennetteki durağımdan buraya indim. Bu sözleri söyledikten sonra yaşlarla ışıldayan gözlerini yüzüme çevirdi. Ben bunu görünce daha fazla acele ettim. İsteğine uyarak sana geldim ve seni o güzel tepeye kestirmeden gitmene engel olan canavarın elinden kurtardım. Ne oluyorsun? Niçin duruyorsun? Niçin? Bunca korkaklık neden? Tanrı'nın sevgili kulu o üç kadın, Aşı Ala da senin için şefaatte bulunur. Benim sözlerim de sana bu kadar güzel şeyler vaat ederken sen neden cesaret, metanet göstermiyorsun? Gecenin ayazıyla bükülen ve kapanan iç çiçekler, gün ışığını görmeleriyle dalları üzerinde nasıl doğrulup açılırlarsa ben de kırılan cesaretimi öylece topladım. Yüreğim öyle büyük bir cesaretle kabardı ki özgür bir insan gibi konuştum. Bana yardıma koşan kadın ne merhametli bir kadınmış dedim. Ve sen gerçeğin ta kendisi olan sözlerini bu kadar çabuk yerine getirmekle ne büyük bir nezaket gösterdin. Söylediğin sözler beni seninle gelmeye ikna etti ve işte vermiş olduğum o ilk karara dönüyorum. Hadi yürü, ikimizde tek bir irade var. Sen benim rehberimsin, efendimsin, üstadımsın. Ona böyle dedim. O yürümeye başladı. Ben de sarp ve vahşi yolda peşine düştüm. Üçüncü manzume. Korkaklar Avlusu. Acheron Nehri. İki şair cehennemin kapısı önüne varmışlardır. Dante kapının üstündeki korkunç yazıtı okur ve fena halde korkar. Vergilius onu yatıştırır ve içeri girmeyi isteklendirir. Eşikten geçerler. Ancak henüz cehennemlikler arasına girmiş değillerdir. Cehennem Acheron Nehri'nin ötesinde, daha doğrusu Limbus denilen ilk daireden sonra başlamaktadır. Bir çeşit avlu görevi yapan cehennemin bu ilk kesiminde korkaklar, yani ne fenalık ne de iyilik etmiş olanlar azap çekmektedir. Korkaklar değil mi ki pasif kalmışlar, ömürleri boyunca şer ya da sevap yollarından hiçbirine girmemişlerdir. Şimdi sonsuza dek bir tek bayrağın peşinden koşmaya zorunlu tutulmuşlardır. Tatlı canları ise yaban arılarının, at sineklerinin iğneleriyle yanıp durmaktadır. İki şair yürürler ve Acheron nehrinin kıyısına varırlar. Charon Dante'yi geri çevirmek için uğraşırsa da başaramaz. O sırada müthiş bir deprem olur, Dante kendinden geçerek bayılır. 8 Nisan 1300, Kutsal Cuma günü akşamı. Gözyaşı beldesine benden gidilir. Ebedi acıya benden gidilir. Cehennemlikler arasına benden gidilir. Adalet rehber olmuştur ulu tanrıma. Ben ilahi kudretin, Rabbani hikmetin ve ilk aşkın eseriyim. Benden önce yaratılan hiçbir şey yoktur ki ebedi olmasın. Ben de ebediyen varım. Ey buradan içeri girenler, her türlü ümidi bırakınız. Siyah harflerle bir kapının üstünde yazılı olan bu kelimeleri görünce, Üstad dedim. Bunların anlamı beni korkutuyor. O, içimden geçeni anlamışçasına, burada her türlü korkuyu, kaygıyı bırakmak lazımdır dedi. Burada her türlü ödleklik ölmelidir. Akıl denilen nimeti kaybetmiş acı çeken insanları göreceksin dediğim yere geldik. Sonra bana cesaret veren gülümser bir yüzle elimden tuttu ve beni esrar dünyasına götürdü. Orada iç çekişler, hıçkırıklar, derin iniltiler, yıldızsız havada uğurluyordu. Ben bunları işitince ağlamaya başladım. Acayip diller, iğrenç küfürler, acı çığlıkları, öfke ve hiddet haykırışları, yüksek ve kısık bağırmalar, birbirine çarpan ellerinin çıkardığı sesler, bu ebedi karanlıklar içinde bir kasırganın önü sıra sürüklenen kumlar gibi durmadan döner bir gürültü çıkartıyordu.
Üstadım dedim, nedir bu duyduklarım? Acıyla böylesine ezilmiş görünen bu insanlar kimlerdir? Ödüle layık, cezayı hak etmiş olmadan yaşayanların acı çeken ruhlarının sonudur bu sefil durum. Bunlar Tanrı'ya karşı gelmedikleri gibi ona sadık da olmayan fakat sırf kendi nefisleri için yaşamış olan fena melekler kafilesine katılmış kişilerdir. Cennet güzelliğini gölgelemesinler diye bunları kovar. Cehennemin aşağı kesimleri de kabul etmez. Çünkü günahkarlar onların varlıklarından kendilerine hiçbir şeref payı ayıramazlar. Dedim ki, Üstad ne biçim azaptır onları böyle yüksek sesle ağlatıp feryat ettiren? Cevap verdi. Buna kısaca açıklayayım sana. Bunlar ölmek ümidinden yoksundurlar. Sefil hayatları ise öylesine aşağılıktır ki herhangi bir akibete gıpta ile bakarlar. Dünyada varlıklarından hiçbir anı kalmamıştır. Yargılamada, adalette onları hor görür. Bahsetmeliyim onlardan, yalnız bak ve geç. Bahsetmeyelim onlardan, yalnız bak ve geç. Dikkatli bakınca bir sancak gördüm. Daireler çize çize öyle hızlı gidiyordu ki durup dinlenmek nedir bilmez gibiydi. Sancağın arkasından uzun bir insan kafilesi geliyordu. Ölümün bu kadar çok insanı yok etmiş olabileceğini asla aklımdan geçirmezdim. Bunlardan birkaçını gözüm ısırdı. İçlerinden korkaklığı yüzünden o büyük makamı geri çevirenin görüntüsünü gördüm ve tanıdım. Derhal anladım ve inandım ki burası Tanrı'nın da düşmanlarının da sevmediği sefillerin bulundukları yerdir. Asla yaşamamış olan bu zavallılar çıplaktılar. Orada bulunan at sinekleri ve yaban arıları durmadan etlerini sokuyordu. İğneleriyle yüzleri gözleri kana bulanıyor, kan göz yaşlarına karışıyor ve bu kanlı yaşları yerde ayaklarının dibinde iğrenç kurtlar içiyordu. Az daha ileri bakınca büyük bir nehrin kıyısında toplanmış bir kalabalık gördüm. Üstad dedim, kimdir bu ruhlar? Bu zayıf ışık altında iyi seçebiliyorsam, nehri geçmek için can atar gibi görünmeleri ne biçim bir düzen gereğidir? İzin ver öğreneyim. Cevap verdi. Acheron nehrinin korkunç kıyısına vardığımız zaman bunun hikmetini öğreneceksin. Ben utancımdan gözlerimi önüme indirdim ve canımı sıkmaktan çekindiğim için de nehre varana dek tek söz söylemedim. Ve işte saçı sakalı ak pak bir ihtiyar kayıkla bize doğru geliyor. Vay sizlere kötü ruhlar diye haykırıyordu. Cenneti görmek ümidine asla kapılmayınız. Sizleri karşı sahile, ebedi karanlıklara, ateşlerin, buzların içine götürmeye geliyorum. Ve sen, orada duran canlı ruh, çekil hele bu ölü ruhların yanından. Benim gitmediğimi görünce ekledi. Geçmek istersen buradan değil, başka yoldan, daha başka kayıklarla karşıya geçmen gerekir. Seni götürmek için daha hafif bir kayık gerek. Rehberim ona dedi ki, Karon, öfkelenme. O, her dilediğini yerine getirmeye Kadir makamın iradesiyle burada bulunuyor. Fazla lafa gerek yok. Gözlerinin çerçevesinde alevden halkalar yanan mor bataklık kayıkçısının ak sakalı, yanakları bu sözler üzerine duruldu. Fakat bu acımasız sözleri işitince o çıplak ruhların benizleri attı. Çeneleri birbirine çarptı. Tanrı'ya, analarına, babalarına, insan soyuna, vatanlarına, dünyaya geldikleri güne, atalarına, atalarının atalarına sövüp sayıyorlardı. Sonra acı acı ağlaşarak Tanrı'dan korkmayan her insanın gideceği o lanetli sahilde toplandılar. Alev gözlü zebani Karon bir işaretle tümünü topladı, geçkenleri küreğiyle vuruyordu. Güzün yapraklar nasıl bir dökülür ve sonunda dal tümünü yerde serilmiş görürse, Adem'in kötü evlatları da sese gelen kuşlar gibi Karon'un işareti üzerine birbiri ardına kayığa atlıyorlardı. Böylece siyah suda gidiyorlar. Daha onlar karşı kıyıya varmadan burada başka bir kafile toplanıyordu. Evladım dedi nazik üstadım. Tanrı'nın gazabına örenler dünyanın dört bucağından gelir, burada toplanırlar. Nehri geçmek için acele ederler çünkü tanrısal adalet onları öylesine zorlar ki korkuları isteğe çevrilir. İyi bir ruh asla buradan geçmez. Karon senden niçin memnun olmadı? Şimdi bunun nedenini kolayca anlarsın. Sözlerini daha yeni bitirmişti ki karanlık ova şiddetle sarsıldı. Bunu hatırladıkça korkudan tüylerim hala diken diken olur. Bu gözyaşı vadisinde bir bora koptu ve kızıl bir şimşek çaktı. Kendimden geçtim ve uyku bastıran biri gibi yere yıkıldım. Dördüncü manzume.
Birinci daire, Limbus. Gök gürlemesini andıran bir gürültü üzerine uyanan Dante, kendini Acheron nehrinin karşı kıyısında bulur. Karşıya nasıl geçmiştir, söylemiyor, biz de bilemiyoruz. Burası Limbus denilen yerdir. Hristiyanlıktan önce ya Hristiyanlıktan sonra vaftiz edilmeden ölenlerin, acı çekmeden, ümitsizlik içinde yaşadıkları Limbus. İki şair yürümeyi sürdürürler. Şimdi etrafı surla çevrili aydınlık bir şatonun önüne gelmişlerdir. Burada Homeros, Ovidius, Horatius ve Lucanus, Vergilius'u büyük sevgi ve saygı gösterileriyle karşılarlar. Dante burada eski zamanların tanınmış kişilerinden bazılarını uzaktan görür. Bir süre sohbetten sonra Vergilius ile Dante yollarına devam etmek üzere gruptan ayrılırlar. 8 Nisan 1300, Kutsal Cuma günü akşamı. Başıma çöken derin uykuyu bir gürültü dağıttı. Öyle müthiş bir gürültüydü ki bu, sarsarak uyandıran biri gibi irkildim. Yerimden fırladım. Dinlenmiş gözlerimi çevrede gezdirerek nerede olduğumu anlamak için dikkatle baktım. Gerçekten bitmez tükenmez iniltilerin uğultusunu bağrında toplayan ısraf vadisi çukurunun kenarında bulunuyordum. Vadi karanlıktı, derindi, kalın bir sisle kaplıydı. O kadar ki dibine ne kadar dikkatle bakarsam bakayım bir şeycikler seçemiyordum. Şairin yüzü sapsarı kesilmişti. Şimdi karanlıklar alemine iniyoruz dedi. Ben önden gideceğim, sen beni izleyeceksin. Yüzünün sarardığını sezmiştim. Dedim ki, sen ki tereddüt anlarımda bana her zaman cesaret, gayret verirsin. Sen kendin de korkarsan ben nasıl gelebilirim? O cevap verdi. Şu çukurdaki zavallıların acısına karşı duyduğum, yüzümde izini gördüğün acımayı sen korku belirtisi sanıyorsun. Hadi yürüyelim, yolumuz uzun, acele etmemiz gerekiyor. Böyle diyerek yürüdü ve beni uçurumu çevreleyen ilk daireden içeri soktu. Kulaklarıma çalınan seslere bakılırsa ebediyet havasını titretmekte olan iç çekişlerden başka iniltiler duyulmuyordu orada. Bu iç çekişler çocuk, kadın ve erkeklerin oluşturduğu sayısız toplulukların işkence çekmeden duydukları elemden geliyordu. Şefkatli üstadım dedi ki, neden sormuyorsun bu gördüğün ruhlar kimlerdir diye? Buradan uzaklaşmadan şunu öğrenmeni isterim ki bunlar günah işlememişlerdir. Üstün nitelikli olmaları yeterli değildir. Çünkü senin inandığın dinin ilk koşulu olan vaftizden bunlar yoksun kalmışlardır. Hristiyanlıktan önce yaşamış da olsalar, gerektiği gibi ibadet etmemişlerdir Tanrı'ya. Ben de bunlardan biriyim. İşte bizler, başka değil, sırf bu cürmümüzden ötürü mahvolmuş durumdayız. Çarptırıldığımız tek ceza ise istek duyarak ümitsizlik içinde yaşamaktan. Bu sözleri işitince yüreğimi büyük bir karamsarlık sardı. Çünkü Limbus'ta sallantıda kalmış çok değerli insanlar bulunduğunu anlamıştım. İnsanı her türlü sapkınlıktan koruyan inancımı tazelemek düşüncesiyle dedim ki, söyle üstadım, söyle efendim. Bir kimse gömülmüş müdür ki kendi değeri ya da bir başkasının gayretiyle buradan çıkıp cennete yükselmiş olsun? O, üstü örtülü sözlerimin altında saklanan anlamı kavramıştı. Cevap verdi. Ben öleli daha çok olmamıştı. Başta zafer çelengiyle taçlanmış kudretli bir kişi indi buraya. İlk babamızın, oğlu Habil'in, Nuh'un, kanun bilir ve itaatli Musa'nın, ümmetler babası İbrahim'in, kral Davud'un, İsrail'in babasıyla evlatlarının ve uğrunda büyük acılar çektiği Raşel'in ve daha birçoklarının görüntülerini aldı, cennete götürdü. Şunu da bil ki bu saydığım kimselere gelinceye kadar hiçbir insan ruhu kurtarılmış değildir. O konuşurken bir yandan da yol alıyorduk ve hep bir ormandan, yani yoğun ruh ormanından geçiyorduk. Uyumuş kalmış olduğum yerden daha çok uzaklaşmamıştık ki karanlıklara gömülü Limbus'un yarısını aydınlatan bir ışık gördüm. O nokta ile aramızda epey mesafe olsa da orada şanlı ruhların bulunduğunu kısmen de olsa seçebiliyordum. Dedim ki, sen ki bilime, sanata onur veriyorsun. Ötekilerden ayrı muamele gören bu şanlı, ünlü ruhlar kimlerdir? Cevap verdi. Yukarıda senin dünyanda sürüp giden büyük ünleri, onlara Tanrı'nın böyle bir üstünlük sağlayan lütfunu kazandırmıştır. Bu sırada bir ses işittim. Yüce şairin önünde saygıyla eğilin. Giden görüntüsü geri dönüyor. Ses kesilmişti.
O zaman eli yapılı dört görüntünün bize doğru geldiğini gördüm. Hallerinde ne keder ne de neşe belirtisi vardı. Sevgili üstadım anlatmaya başladı. Dört görüntünün önünde bir bey gibi yürüyen eli kılıçlı görüntüye bak. Bu şairler şairi Homeros'tur. Onun arkasından gelen hiciv şairi Horatius'tur. Üçüncüsü Ovidius. Onun arkasındaki de Lucanus'tur. İşlerinden birinin sesiyle ilan edilen unvanın tümü de benimle bölüştükleri için yüceltiyorlar beni, iyi ediyorlar. Kartal gibi ötekilerin üstüne kanat geren bu yüce terennüm üstadının okulunu böylece bir arada toplanmış gördüm. Bir süre aralarında bir şeyler konuştular, sonra benden yana döndüler, selam verdiler. Üstadım bana gösterdikleri iyi kabule gülümsedi. Sonra kendi aralarına almak suretiyle bana daha da büyük onur verdiler. Böylece bunca dahinin arasında ben de altıncı oldum. Orada söylenmesi uygun düştüğü halde şimdi nakletmemekle daha iyi edeceğimiz şeylerden bahsederek beraberce uşağa doğru yürüdük. Etrafı yedi sıra yüksek surlarla çevrili latif bir ırmağın kuşatarak koruduğu soylu bir şatonun önüne geldik. Irmaktan kuru toprağa basar gibi geçtik. Bilginlerle birlikte yedi kapıdan geçerek yemyeşil bir çayıra vardık. Ciddi ve durgun bakışlı, buyurucu tavırlı kişiler vardı orada. Az konuşuyorlar, ancak söylediklerini tatlı bir sesle söylüyorlardı. Çimenliğin bir köşesine, açıklık ve aydınlık yüksekçe bir yere çekildik. Oradan tümünü topluca görmek mümkün olabiliyordu. Önünde uzanan yeşil çimenliğin üzerinde duran ünlü ruhları gösterdiler bana. Onları gördüğüm için içimden seviniyordum. Elektra'yı gördüm. Yanında birçok arkadaşı vardı. Bunların arasında Hector'u, Aeneas'ı, silahlarını kuşanmış kartal bakışlı Gaius'ı tanıdım. Beri tarafa Camilla'yı, Penthesilia'yı, kızı Lavinia'nın yanı başına oturan Latinus'u gördüm. Targonius'u kovan Rutus'u, Lucretta'yı, Julia'yı, Marcia'yı, Cornelia'yı ve Beri'de tek başına duran Selahaddin'i gördüm. Gözlerimi az daha yukarı kaldırınca bilginler bilginini filozoflar ailesi içinde oturur gördüm. Herkes gözlerini ona dikmişti. Herkes ona saygı gösteriyordu. Orada ona hepsinden yakın oturan Sokrates'i, Platon'u gördüm. Dünyayı tesadüflerin eseri varsayan Demokritos'u, Diogenes'i, Anakongaras'ı, Thales'ı, Empedokles'ı, Heraklitus'u ve Zenon'u gördüm. Bitkilerin hassalarını inceleyeni, yani Dioskerodus'u, Orpheus'u, Tullius'u, Linos'u, ahlakçı Seneca'yı, geometri bilgini Euklidos'u, Ptolemaos'u, Hipokrat'ı, İbn Sina'yı, Galinos'u, büyük şerh edici İbn Rüşt'ü gördüm. Tümünü ayrı ayrı saymama imkan yok. Çünkü çok uzun olan hikayem beni acele etmeye zorluyor. Böylece gördüklerimin ancak bir kısmını anlatabiliyorum. 6 kişilik grubumuz ikiye indi. Bilgin rehberim beni bu sakin yerden aldı. Titreşen bir başka havaya götürdü. Işıksız bir yere geldim. 5. manzume. 2. daire. Şehvet düşkünleri. İki şair birinci daireden ikinciye daireye inmişlerdir. Şimdi artık asıl cehennemdeyiz. Dairenin giriş yerinde korkunç yüzü ve aç bir köpek tavrıyla Minos, gelen cehennemliklerin günahlarını incelemekte ve gidecekleri yerleri saptamaktadır. Daha önce Kaoru'nun yaptığı gibi Minos da Dante'yi geri döndürmeye zorlasa da başaramaz ve iki şair şehvet düşkünlerinin ebedi cezaya çarptırıldıkları yere gelirler. Bu ruhlar ölümlü hayatlarında aşk denen tutku fırtınasının elinde nasıl oyuncak olmuşlar ve bir hazan yaprağı gibi hiçbir tepki göstermeden oradan oraya savrulmuşlarsa, şimdi de durup dinlenmek bilmeyen, şiddetini bir lahza kaybetmeyen cehennemi kasırganın önünde savrulmakta, bir anlık durmanın özdeyişi içinde yanıp tutuşmaktadırlar. Burada eski zamanların tanınmış kişilerinden bazılarını uzaktan görmek fırsatını bulan Dante, Francesco'ya ve Rimini ile sevgilisi Paolo Malatesta'yı kendisiyle konuşmaya çağırır. Francesca'nın ağzından talihsiz aşkının hikayesini dinler ve bu acıklı hikayenin sonunda kendinden geçerek bayılır.
Francesca, Rimini Pasajı, ilahi komedyanın en içli ve haklı olarak en tanınmış ve sevilmiş parçalarından biridir. 8 Nisan 1300, Kutsal Cuma günü akşamı. Böylece birinci daireden ikinci daireye indim. Burası hacimce daha küçük fakat içerisindeki acı o ölçüde büyük ve ruhları avaz avaz bağırtacak kadar şiddetliydi. Minos o iğrenç ve korkunç yüzüyle oradaydı ve dişlerini gıcırdatıyordu. Gelişlerinde ruhların cürümlerini inceliyor, yargısını veriyor ve kuyruğunu vücuduna dolayarak gidecekleri yeri gösteriyordu. Yani demek istiyorum ki huzuruna çıkan cehennemlik bir ruh ne kadar günahı varsa sayıp döküyor, günahları inceleyen Minos da o ruhun cehennemin neresine gitmeye hak kazanmış olduğunu takdir ediyor ve kaçıncı kata inmesine karar verdiyse kuyruğunu vücuduna o kadar kez doluyordu. Karşısında hep büyük bir günahkar topluluğu bekleşiyordu. Herkes sırası gelince yargılanıyor, günahlarını anlatıyor, kararı dinliyor ve fırlatıp aşağı atılıyordu. Minos beni görünce bu önemli görevi bıraktı. "Ey bu acılar diyarına gelen Ademoğlu," dedi. "Nasıl bir yere geliyor ve kendini kime emanet ediyorsun? Dikkat et. Giriş yerinin genişliğine bakarak aldanma." Rehberim ona dedi ki, "Ne diye bağırıyorsun? Engel olma onun mukadder yolculuğuna. Her dileğini yapmaya kadir olan makamın iradesi bu yoldadır. Fazla soruya gerek yok." Şimdi acı çığlıklarını duymaya başlamış, kulağıma çarpan sayısız hıçkırıklarının duyulduğu yere gelmiştim. Fırtınalı bir havada, ters yönlerden esen rüzgarların dövdüğü bir deniz gibi uğultulu, ışıksız bir yerdi burası. Durmak bilmeyen cehenneme kasırga, ruhları girdabı için almış sürüklüyor, çarpıyor, canlarını yakıyordu. Ruhlar kasırganın önüne katılıp yanımıza gelince, ortalık çığlıklar, hıçkırıklar, iniltiler ve tanrısal kudrete savrulan sövgülerle doluydu. Bu azabın, isteği akıldan üstün tutan şehvet günahlarına özgü ceza olduğunu öğrendim. Kış gelince kanatları sık ve geniş sürüler halinde sığırcık kuşlarını nasıl alıp götürürse, bu fırtına da o günahkarları şuradan buradan aşağıdan yukarıdan öylece sürüklüyordu. Hiçbir ümitleri yoktu. Asla bir mola vermek şöyle dursun, daha az acı çekmek düşüncesiyle de olmazlardı. Uzun bir çizgi halinde ötüşerek havada uçan turnalar gibi görüntülerin kasırganın önüne katılmış olarak haykırışa, bağırışa geldiklerini gördüm. "Üstadım," dedim. "Üstadım," dedim. "Zifir karanlıklar içinde bu şekilde cezaya çarptırılan bu ruhlar kimlerdir?" Cevap verdi. "Kim olduklarını öğrenmek istediğim bu ruhların en önde gideni çeşitli diller konuşan milletlere hükümdarlık etmiştir. Şehvet tutkusuna öylesine düşkündü ki kendi yüz karasını örtmek için hoşa giden her şeyi kanunlarında göz yumdu. Ninos'un eşi ve onun yerine geçtiği rivayet olunan Semiramis'tir. Bu sultanın hüküm sürdüğü topraklar bir zamanlar onundu. Ötekine gelince bu aşk yüzünden kendini öldüren ve Sikeus'un külleri üzerine ettiği yemini bozan kadındır. Şehvet düşkünü Kleopatra'dır. Onun arkasından gelen. İnsanların çok kötü günler yaşamalarına neden olan Helena'yı, aşka yenilip can veren büyük Akileos'u görüyorsun. Paris'i, Tristan'ı görüyorsun. Ve bana aşkın dünyamızdan ayırdığı binden fazla görüntünün atlarını saydı ve bunları parmağıyla gösterdi. Üstadım eski çağların kadın ve şövalyelerinin atlarını söylediği zaman içim sızladı. Kendimden geçer gibi oldum. Şair dedim. Birlikte giden ve rüzgarın önünde tüy gibi hafif görünen şu iki ruhla konuşmayı çok isterdim. O cevap verdi. Az daha yaklaşsınlar hele. Görürsün onları. O zaman kendilerini sürükleyip götüren aşk adına rica edersin gelirler. Rüzgar onların bize doğru getirince sesimi yükselttim. Ey acılı ruhlar! Bir engel yoksa gelin bizimle konuşun dedim. Sabit ve gerili kanatlarıyla isteğin peşinden uçan güvercinleri, iradeleri sevgili yuvalarına doğru nasıl getirirse, sevecen seslenişim üzerine de öylesine güçlü bir etki yapmıştı ki, Dido'nun bulunduğu sürüden ayrıldılar ve lanetli havadan geçerek bize geldiler. Ey kızıla çalan karanlıklar içinde, dünyayı kana boyayan bizleri görmeye gelen nazik, acımalı insan. Evrenin sahibi katında makbul kişiler olsaydık, seni rahata, huzura kavuşturması için ona yalvarırdık. Değil mi ki? Zalim derdinizden ötürü bizi acıyorsun.
Rüzgar, şimdi olduğu gibi kesildiği sürece söylemek istediğin şeyleri dinler, dinlemek istediğin şeyleri de söyleriz sana. Doğduğum şehir Po Nehri'nin kollarıyla beraber gelip dinlendiği yerdir. Soylu kalpleri çok çabuk fetheden aşk, elimden zorla aldıkları güzel vücudumla onu büyüledi. Bu ayrılış içimde hala sızıdır. Sevilen bir kimsenin sevmemesine cevaz vermeyen aşk, ona kalbimi öylesine sımsıkı bağladı ki görüyorsun, benden hala ayrılamıyor. Aşk ikimiz de aynı ölüme götürdü ama bizi öldüreni Kaina bekliyor. Bu acılı ruhların sözlerini işitince başımı önüme eğdim ve uzun zaman böyle öylece kaldım. Sonunda şair, ne düşünüyorsun diye sordu. Kendimde cevap verecek gücü bulunca, heyhat diye söze başladım. Ne tatlı düşünceler ve ne büyük isteklerdi onları bu acıklı akıbete sürükleyen. Sonra onlara döndüm ve dedim ki, Francesca, çektiğin azaplar karşısında gözlerimden acıma ve yüzün yaşları dökülüyor. Fakat söyle bana, tatlı tatlı göğüs geçirdiğiniz demlerde ne oldu? Nasıl oldu da aşk kalplerinizin gizli duygularını öğrenmenize imkan verdi? O dedi ki, sefalet içinde mutlu anları hatırlamaktan daha büyük acı olamaz insan için. Bunu senin rehberin de bilir. Fakat aşkımızın nasıl başladığını öğrenmeye bu denli istekliysen, gözyaşı döke döke konuşan bir kimse gibi isteğini yerine getiririm. Günlerden bir gündü. Tek vakit geçsin diye Lankelot'un menkıbelerine ve aşkın ağına nasıl düştüğünü okuyorduk. Yalnızdık, hiçbir şeyden kuşkulanmıyorduk. Kitabı okurken birkaç kez göz göze geldik ve rengimiz soldu. Fakat o bir nokta bizi yendi. Bu büyük aşığın sevgilisinin gülümseyen dudaklarını nasıl öptüğünü okuduğumuz zaman benden asla ayrılmayacak olan sevgilim ürpererek dudaklarını dudaklarımın üzerine kenetledi. Kitap ve onu yazan bizim için Gelhalut oldu. O gün daha fazla okumak nasip değilmiş. Ruhlardan biri bunları anlatırken öteki öyle ağlıyordu ki duyduğum acımanın etkisiyle ölüyormuş gibi kendimden geçtim ve cansız bir ceset gibi yere yığıldım.